Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Duvarın yanlış tarafındaki barış. Elinde kan var ama sırtındaki dost eli onları temizliyor. Pazartesi telefonum çaldı. Arayan avukat Turgut kazandı. O günkü yazım üzerine konuştuk. Turgut Bey, 8 Haziran 2020 tarihli yazını hatırlıyor musun dedim. Unutmuştum. Telefonu kapatınca hemen baktım. 2020 yılının Nisan ayında yine af gibi bir infaz düzenlemesi yapılmıştı. Ben o sırada hapisteydim. Siyasiler değil ama yine adli koğuşlar boşaldı. İki ay boyunca gazetelerin üçüncü sayfalarını taramış, cinayet, tecavüz, hırsızlık olaylarının listesini çıkarmış, yazıya dökmüştüm. İzmir'de yasayla tahliye olan M.I. tartıştığı Ü.A.'yı öldürmüştü. Konya'da emekli polisi dövüp gasp eden S.G. dört gün önce afla tahliye olmuştu. Cinsel istismar dahil dokuz kaydı olan A.Y. tahliye olduktan sonra 5 yaşındaki D.A.'yı istismar ederken yakalanmıştı. Ankara'da eşine şiddet uygulayan F.S. çıktıktan sonra ailesini rehin almıştı. Bir kadın eski eşini işaret ederek adam öldüreceğim diyor, bunun neyini affedeceksiniz diye bağırıyordu. Liste uzayıp gidiyordu. AKP hükümeti siyasileri içeride tutarken adliler kader mahkumu diyerek sokağa bırakılıyordu. Onlar da dışarı çıkıyor, yarım bıraktıkları işleri tamamlıyor, Adalet Bakanlığı istatistikleri de bunu doğruluyordu. İkinci Şule Çet vakası. Eski yazımı okuyunca hemen Hürriyet'in üçüncü sayfasını açtım. Başlıkta ''Tahliye oldu, cinayet işledi'' yazıyordu. Haberde fail olarak dışarı çıkmış Serdar Taş'ın fotoğrafı vardı. Serdar Taş kim mi? Şöyle anlatayım. 20 Mart 2019'da küçük çekmecedeki bir rezidansın önüne, Yüksek katlardan bir kadın düştü. Adı Ebru Erdem'di. 17 yaşındaydı. Orada ölmüştü. Ebru son nefesini verirken aynı kattan Serdar Taş koşarak kaçmıştı. Taş, kiraladığı daireye sahte kimlikle kendisini Hızır Çakır olarak tanıtarak giriyordu. Hep aynı hikaye. Ebru'nun kendisini aşağı attığını anlattı. Adli tıp Ebru Erdem'in uyuşturucu içirilerek cinsel istismara uğradığını ortaya çıkardı kamuoyunda ikinci şule çet vakası olarak konuşulan olayda Taş'a cinayet, istismar gibi suçlardan müebbet hapis istendi. Sonunda mı? Mahkeme cinayet suçundan şüpheden sanık yararlanır diyerek beraat verdi. Cinsel istismardansa 8 yıl hapis cezasına hüküm kurdu. Tutuksuz yargılanan Taş bu arada başka bir suç işleyip yeniden tutuklanmıştı. Cezaevinde kalmaya devam etti. Derken yüksekten atılan kadınlar Haber bir süre önce tahliye olan diye devam ediyor. Taş cezaevinden çıkmış, önce bindiği taksiciyle kavga etmişti. Sonra inip yolda Ferhat Ceylan'la dövüşmüştü, öldürmüştü. Bu kadar değil. Hürriyette bu haberin altındaki haberin başlığı düşmedi itildi. Mesut Hasan Benli imzalı haber 36 yaşındaki Zerrin Kılıç'ın yine düşerek ölümünde şüpheli sevgilinin beraat etmesini sorguluyor. Düşme öncesinde süpürge sapıyla dövülen, kül tablası fırlatılan, ölümle tehdit edilen kılıçın binadan düşmesinin sonu yine şüpheden sanık yararlanır diye beraatle bitmişti. Kader mahkumu denilenler. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Temmuz istatistiklerini açtım. Bir ayda 33 kadın katledilmişti. En küçüğü 7, en büyüğü 60 yaşındaydı. Ölümlerden 28'i cinayetti. 5'inde ise cinayet şüphesi vardı. Cinayetlerin neredeyse tamamı sevgili eş, aile içi kişi tarafından işlenmişti. İlk 7 aya bakıldığında ise katledilen kadın sayısı 227'yi buluyordu. 159'u cinayet, 68'i ise şüpheliydi. Bunlardan 18'i yüksekten atılmış düşmüştü. 99'u vurulmuş, 49'u bıçaklanmış, 8'i boğulmuştu. Tablo, parçaların birleşmesini sağlıyor. Katiller, istismacılar, çocuklara karşı suç işleyenler, iktidarın sevgili kulları. Mahkemelerde tutuksuz yargılanıyor. Şüpheden hep onlar yararlanıyor. Evlerindeki kadınlar hep yüksekten düşüyor. Hapse girseler de infaz düzenlemeleriyle onlar kurtarılıyor. Çıkınca da yeniden işlerini devam ettiriyorlar. İktidarsa suç ortaklığının adını kader mahkumu koymuş. Ertesi gün Barış Pehlivan'ı sadece gazetecilik yaptığı için yargılanan Barış Pehlivan'ı, gazetecilik davaları nedeniyle hükümetin affından yararlanamayan Barış Pehlivan'ı götürüp cezaevine teslim ettik. İktidarın iyi çocukları devam etsin diye onların boşalttığı koğuşa girdi. Türkiye'de siyasi mahpusları lanetleyip eli kanlıların sırtını okşayan düzenin tek kişilik resmiydi sadece. ile doğru yazıldığında herkes duvanın doğru tarafında olacak. O gün kuşkusuz barış bizden uzak olmayacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.